Merhaba arkadaşlar bugün sizlere nasıl diyeyim Avrupa'nın artık en iyi maçı son 2-3 yıldır falan fanatik G2 herkes bu maçı bekliyordu. Bu maçın analizini yapayım dedim. Bence maç baya güzel bir maçtı ama G2 kardeşlerimiz biraz acımasız davrandı. First pick'ten Senna geldi burada G2'dan. Sağ taraftan da hemen cevap olarak Aphelios'la Lee Sin gelmiş. Sin bayağı güçlü jungle. Bir de jungle Gragas manlı. Jarvan açık ama yani ne neden bilmiyorum ama EU'da yani Lek'te Jarvan öyle inanılmaz bir şeye sahibi değil. Almıyorlar yani. Lisin Sin, Aphelios gelmiş. Sol taraftan da Elis Atrox gelmiş. Atrox gayet güzel pick. Zaten counter'ı çok nadir. Hani işte Fiora var counter'ı. İşte Kamil biraz öne geçince eziyor falan ama Atrox her çaba karşı yani blind pick olarak gayet güzel bir pick. Buradan da GP geliyor tamam mı? GP'de Atrox'a karşı durabilen bir şampiyon. Almışlar. Sonra 2. feyze geçince de Nautilus gelmiş buradan. Abi Nautilus, Nautilus gelmiş. Nautilus'a karşı hemen Braum geliyor. Braum gayet iyi pick bu arada Nautilus'a karşı. benim Bir de Aphelios'a karşı da iyi. Aphelios'un damage'larını falan şey yapıyor ya. Bir de Nautilus'a karşı gerçekten bayağı güzel. Çünkü Chou'ları falan tutturmak bayağı kolay Nautilus'a karşı. Son pikten işte sol tarafta buradan geliyor. Braum artı Ryze alıyor. Ryze'a karşı da Veigar alıyorlar. Veigar'ı direkt insta okuyorlar. Ona bayağı şaşırdım yani Normalde mid priyosu alabilecek işte Cassiopeia. Gerçi Cassiopeia banlı. Syndra banlı. Ne olabilir? Orianna alabilirlerdi mesela. Bireysel görüşüm. Ama tercih etmediler. Evet. Ban pick yapıldı. Hemen maça geçelim. Şöyle hızlıca. Burada fanatik bir level'da gayet güzel bir şey deniyor. Yankos hemen geri çıkıyor. Bir level'ı GP'nin bayağı güçlü aslında beyler. Oto ota otağı falan atarsa. Aha. Şansa bak. Bak. Olaya bakın. Oha. Burada bu arada self hiç ellemese büyük ihtimal perks ölecekti. Self hiç flash atmaz zaten bir vura vura kesecek onu. Flash'ına da flash atardı keserdi gibi diye düşünüyorum ama burada Ryzen Flash'ını öder çok kötü değil. Abi Senna çok kanser şampiyonasında ya. Bak 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 Aphelios da kanser. Yeni çıkan şampiyonlar çok kanser. Burada direkt bak GP'nin yani nasıl diyeyim Atrox Wave'i biriktirmiş biriktirmiş Elise'le beraber dive atıyorlar. Bu dive'ın perfect hali mid lane'in de move'laması. Ama mid lane move'layamadığı için direkt iki kişi dive atıyorlar. Burada hemen Veigar teleport atıyor ama Ryze teleportunu bozuyor şu bu sefer. Ryze Veigar'ın teleportunu bozuyor. Normalde Ryze'ın teleportu yok ve tier yani Tanrıçan'ın gözleşini alamadan teleportunu harcadığı için normalde Veigar güzel başlamış oluyor. Ama Veigar burada teleportunu atıyor. Ryza teleportunu bozduğu için e bu sefer gelen giden yok. Direkt GP'yi sonuna kadar ittiriyorlar. GP'yi hem XP'den hem farmdan uzaklaştırıyorlar. Bu yani burada Red'ini kaybediyor belki Elise ama Atrox'u inanılmaz öne geçiriyor. 23'e 6 farm farkı var. İnanılmaz bir farm farkı bu. Bu level için. Hemen Tanrıçan'ın gözleşini alınca Ryze Base atıyor. Burada Natulus neden Brahma Q atıyor? Hemen bilmiyorum. Şurada bak şuraya da yeterdi bence Q'su bak. Şu an yetmez mi lan? Yetmeyebilirmiş evet. Ama beklisi gelecekti sanki ya. Burada direkt Atrox teleport atıyor. GP Dayen teleport atmış. Bence mesela burada mevzu şu abi. Genelde biz profesyonel oynarken ben veya işte koçluk yaparken abi kendi toplayının teleportu yokken bot site'da bot site'da fight atmazsın. Çünkü atarsan aynı böyle yersin teleportu kafana. Direkt bayıltırlar seni. O yüzden bu bayağı önemli. Burada direkt double kill atıyorlar. Bunu Atulis söylüyor. Hop caps flash koyup güm. Burada bu arada ince bir detay var bakın. Burada mesela Bramson hit vururken W atıyor. W attığı için armor falan alıyor. Belki bir ihtimal ölecek, ölmüyor. Ama Mikix hani sonuçta ne kadar vuracağını bilmiyor. Deniyor bunu hani o pratik yani. Güzel bir şey bayağı. Onun dışında burada tekrar Nautilus'u yakalıyorlar. O Nautilus'un artık oradan çıkma ihtimali yok. İnanılmaz bir CC chain var. Abi baksanıza GP nerede darlıyor adamlar. Farma yaklaştırmıyorlar ama burada biraz over extend yapıyorlar. Hemen Lee burada. Hop. Kili alıyor. Burada over extend oluyorlar bir tık. Ama baksanıza dakikada 6-1.5k para farkı var. Böyle bir fark yok yani. Burada direkt zaten. Abi ben anlamıyorum. Bu adam buradan bu gengi nasıl yiyor ya? Birden çıkmış Elis. Hop. Selamun Aleyküm. Baya güzel kokon atmış bu arada. GP'nin variline de şey atıyor. Aaa. Oy. Double flash. Şu an mesela GP inanılmaz geri düştü. Rise okey durumda. Bakın Rise topa gitmiş. Burada bu çok önemli bakın. Rise topa gittiği zaman Atrox'sanız yani üst koridorsanız hemen mid'e gideceksiniz. Atıyorum üst koridorsunuz mid'e gittiniz. Hemen mid'liğinizi topa göndereceksiniz. Birer wave alacaklar. Hani birbirinin CS'ini almamak için. Bakın burada Atrox mesela. Bak Rise pushladı. Atrox mesela bu wave'i alıp ondan sonra topa çıkacak. Bakın. Gördünüz mü? Ya, çıkarsa olsa onun kararı tabii de. Bak çıkıyor gördünüz mü o wave'i alıp hop Ryze geldi. Çünkü o wave'i Ryze alırsa Ryze fazla farm almış oluyor. Aatrox geri düşmüş oluyor. O çok insanların istediği bir şey değil. Mikyx burada ölmüyor. Nasıl ölmüyor hiçbir malumatım yok. Herald için lane swap atmışlar. Braum orada blue veriyor. Bakın bunu da yapabilirsiniz. Atıyorum jungle şu an bot side'da. O blue hemen lazım perks'e. Hemen support eline mi yapışır kardeşim? İki vur değil mi? Eline mi yapışır? Sağ olsun Mickey X kardeşimiz. Perks'e veriyor biliyorsunuz. Hemen arılda başlıyor. Out rotate oluyor burada. E, fanatik aslında. Out rotate değil. Sadece pro aktif play'i bunlar yapmış oluyor. Yani G2 yapmış oluyor. Rise de hemen bota gitmiş. Bakın bu inanılmaz bir Atrox top'ta tamam mı? Rise şimdi bunlar herald'ı alırken Ryze hemen bota iniyor. Ryze bota iniyor. Çünkü Caps hemen bot Herald'dan mid'e geçebilir. Ama Herald'dan ta bota inene kadar bu farm kaçacağı için Perks geliyor bir tur bota. Bu farmı Perks alıyor. Normalde mesela perfect sen arıyor. Fanateen de buna cevabı ne olması gerekiyor? Bota giden Perks'e dive falan atabilir. Ama onu da yapmıyorlar. Şu an mesela yapabilirler. Perks hemen geri çıkıyor. Bir şeyleri de vereceksiniz. Bu arada bu verilebilir. Çünkü bu kadar çok play yaparken bir şeyleri vermek çok sorun değil. Hani orada iki tane Herald aldıklarında bir şey kaybetmiyor. Evet. Koridorlar tekrar geri swaplandı. Caps tekrar bota geldi. Ryze tekrar mid'e gitti. Çünkü Caps şu an side lane'de durursa dive yer. Of. Bakın bu arada Q çarpmadan W atıyor bakın. Şu etkisi hala üstünde. Hop. Q çarpmadan, damage'ini yemeden atıyor. Bir daha izleyelim. Bak damage'ı yemiyor gördünüz mü? Bayağı iyi atıyor bu arada insi. Burada da hemen Elis yakalanıyor. Güm. Burada Hilly Sink overextend tip ya bakın. Bak. Hilly yapma kardeşim. Oo burası çok iyi bak bak. Güm. Koydu var Ali. Ulti bayağı iyi bir Vipo'dan. Damage yetmiyor yani direkt. Hop. E, bak bir bak. Hareketlere bak ya. İkinci ejderhayı da alıyor fanatik. Bu ejderler inanılmaz sizi öne geçirmiyor. Eskiden iki tane böyle Drake aldığınızda bayağı öne geçiyor. Ama şimdi ya bayağı geçmiyordunuz da öne geçiyordunuz yine ama şu an öyle yok. Öyle bir sistem yok. Bipo teleport atıyor burada. Varili bayağı kötü atıyor bu arada. Bakın izleyin. Varili attı bir tane. Kepse de atmıyor Varil. <laughs> Caps burada çok yaşıyor. O yüzden sıkıntı oluyor biraz. Bir de Veigar'da ulti yok. O yüzden de biraz sıkıntı oluyor. Buradaki fight bitiyor. Hemen geçelim. Kuleler takaslanıyor burada. Veigar'ı sideline göndermiyor farkındaysanız fanatik şu an. Veigar side'da iyi olmayacağı için herhalde. Tam şu an gönderdiler Atrox'un karşısına. Ama onda da hani çok bir şey yapamayacak. Her türlü Atrox first push'u alır orada. Bakın her zaman Atrox orayı pushlar. Yani side lane'ler o kadar iyi. Değil. Şu an mesela 3 koridorun push'u da G2'da. Mid lane'i G2 push'luyor. Şu an bu arada push'layamamasının sebebi GP'nin buraya yakın olması. Başka hiçbir şey yok. Normalde G2 push'lar. Top lane'i zaten Rise GP yer türlü yeniyor şu an. Atrox da Veigar'a karşı okey duruyor. Hiçbir şey yapamaz. O Lee Sin geldi. O yüzden yine bir play. Bu sefer de ama G2'da top side. Bu arada bu Wunder'in hatası. Jungle Herald alırken Wunder'in burada gidip bu hani bu farmı önce yitirmesine gerek yok. Bıraksak gerekirse adamlar puşlasın. Çok bir önemi yok. Herald alıyorsun sen. Topta hayvan gibi puşun var. Bu Wunder'in hatası %100 eminim. O da bunu kabul ediyordur yani. Emin olabilirsiniz buna. Buraya güzel bir ward gelmiş. Eğer dive yiyeceğinizi düşünüyorsanız veya dive atma ihtimalleri varsa adamların hemen buraya diğer taraftaysa da şuraya ya da şuralara Hani wardlar atın. Mesela mid lane'siniz. Şuraya falan ward atın. Hani diveceğinizi düşünüyorsanız en ufak bir şekilde. Hemen herald dallar. Fanatik dragona gidiyor. Ejderha'yı bundan mı bırakıyor? G2. Oha. 3 tane ejderha verdiler. Bu çok sakat. Neden? Dördüncüyü atıyorum. Yankos çaldırdı. Ne yapacaksın? Acaba daha ejderisi... Daha ejderha buff'ı diye mi bu riske girdiler? Çünkü bayağı kötü yani o sıkıntı. 3 taneyi vermek her zaman risk barındırıyor. Hemen Herald'ı açtılar, mid turret Mid turret baya önemli biliyorsunuz zaten. Veigar'ın E attığı flash atıyor. Ne güzel. Aa böyle bir AD Kerim var ya. Oh oh. Böyle bir AD Kerim var derken direkt Senna'nın yanından ulti atması. Reckless bokunu çıkartmış bir tık orada. Baba Lee'sin kiçe bak. Om, oha, Q atmış, sonra flash çıkartmış. Bak, Q, hop, bayağı iyi oynamış Selfmade bu arada. Helal olsun valla. Afelios, Senna, bu karakterler bayağı garip. Caps hemen red'i alıyor. Bu arada Selfmade full kasmıştı kasmış o sıkıntı değil mi ya? Yani, ne bileyim, gitmiş full AD derken şu 1100'lük dörke almış ya. Abi aslında fanatiğin kompu çok kanser biliyor musunuz? GP artı Veigar. Reckless kepsine gitmiş orada tutturmuş skill'i. Bak buna direkt flash atması lazım işte reklisin. Yakalanıyor. Hop öldü. Self made de öldü. Hop. Abi nasıl kayb... bak birden maçı kaybettiler ya. Oğlum adama baksana ace attılar. Hiçbir şey yok. Nasıl ace bu? Nasıl ace bu? Yani tamam reckless da o yüzden ace yok da yani. Anlamsız. Saçma. 5 kişi bir anda öldü. E o Atrox'u kim tutacak şimdi? Bu Ryze'ı falan. İkisi de geçmiş sayda. Kafalarına göre takılıyorlar şimdi. Aatrox'a bak 4-1. İtemlere bak. Bakın bu çok önemli bu arada bak. Hemen wave gelirken geri dönüyor. Bu wave'i bırakmaması lazım. Ne kadar önde kuşlarsa o kadar iyi. Gördünüz mü? Tüm wave'i üstüne çekiyor. O baya önemli bir şey aklınızda bulunsun. Jungle'ını çalmaya başladı şimdi G2. Bakın. Burada kurtları alıyorlar. Burada şimdi kuşları alacaklar ama fight çıkıyor. Mickey X yakalanmış. Solar'ı bastı. Hop. Orada Lee Sin öldü. Maturis ölecek mi? Oo, Veigar'a güzel geldi. Ryze sürekli side lane'i pushluyor. Ryze inanılmaz fed şu an. 1 dakika 27 280 farmı. ve sürekli artarak gidecek o. Tam bir hata gelmiş. Ve Dragon'a 10 saniye kala. Aa bu nasıl bir lifestyle ya? Bu nasıl bir lifestyle? GP ultisi ne? Eee? Oo, fanatik direkt trollemiş bu arada. Uf, bah bah, e bak bak perks'e bak, perks'e bak bak. Buna buna E atıyor, buna E atıyor, buna Q atıyor bak. Perks'e bak her yerde göz adım bak. Bak. E Q. Oha perks. İnsan mısın? Hemen barona gidiyorlar. Bu arada Reckless oyunu satmış gibi bir şey olmuş. Hani ona yakın. iki kere Fight vermişler. İkisinde de reklisin hatası direkt. Hemen yani midden inhibitor açılıyor. Bu saatten... Of baba. Senna'nın ultisinin attığı damage'a bakın. Bak. Güm. O ne? Ryze'da mı patlı şey, skill patlatıyor da? Ha aynen. İkisi aynı anda geliyor. Lan diyorum self made o damage ne? Burada G2 maçı kazan. Arkadaşlar. Fanatik fark ettiniz mi bilmiyorum. Hiç böyle bir şey denemedi. Her şeyi G2 yaptı. Harold'u onlar aldı. Ejderhaları verdiler. Okey ama işte lane swap'ı onlar yaptı. Gengi onlar setupladı. Dive'ı onlar attı. Fanatik'in aldığı killerin hepsi G2'nun bir şey yaparken bir şeyleri feda etti. Atıyorum dive attı. Orada bir kişi öldü. İşte ne bileyim bir şey denedi. Olmadı öldü falan. Fanatik bir şey deneyerek ölmedi hiç. Sıfır. Ne Herald almayı denedi. Hiçbir şey. G2 direkt clean game. Bayağı iyi oynamışlar. Tebrik ediyorum G2'yu. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ediyorum sizden. Bu tarz videoları ben zaten çekmeyi çok seviyorum. Analiz yapmak benim de oyun görüşümü arttırıyor sonuçta. Ben de koşuk yapıyorum biliyorsunuz Galatasaray'da. O yüzden sizden ricam desteklerinizi bekliyorum. Yani bu like olur, izleme olur. Se beğenmediyseniz like atmanıza gerek yok. Tamamen nasıl istiyorsanız öyle yapın. Ama dediğim gibi izlemeniz bile benim için yeter. Bu Şu an bu sahneyi bile görüyor olmanız benim için yeterli. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.